Yeşim. Dur, sakin ol. Kapa çeneni. Bak, ben yalnızım. Gel içeride birlikte konuşalım. Ben konuşmak istemiyorum ki. Gidiyoruz. Yürü. Sakın bir şey yapayım deme. Direkt vururum seni. Tamam, ağzımı açmayacağım. Sakın saçmalayayım deme. Kendini kaybedersin. Allah'ım, delireceğim. Neden silahlar? Çok korkunç şeyler olmuş. Çok korkuyorum. Anne yeter, sakin ol biraz. Nasıl Kerem? Ben de korkuyorum ama bunun bize faydası yok. Yeşim'i nasıl bulacağız onu düşünelim, tamam mı? Arif Bey telefonundan yerini tespit edebileceğimizi söylemişti. Şansımız varsa buluruz Yeşim'i. Ne olur Çınar, hadi. Çok kızgınsın, çok üzgünsün, anlıyorum ama bu yaptığın şey çözüm değil iş. Ne yapıp yapmayacağımı sana sormayacağım. Tamam. Ama en azından beni nereye götürüyorsun, benden ne istiyorsun onu söyle bari. Ne mi istiyorsun? Bir saat kadar önce çıkmış evden. Yanına silah da almış. Ben polisi arıyorum. Yerini tespit etmek için izlemeye alırlar hemen. Tamam, oldu. Bir gelişme olunca haber verin bana. Tamam Çınar Bey. Neredeymiş, bulabilecekler mi? Ellerinden geleni yapacaklar Zümrüt'e. Çınar. Neler oluyor oğlum? Sen kimsenin yüzünden Çınar'ı kaybetmedin. Bak, ben Çınar'la senin aranda bir tehlike değilim artık. Hem istersen Çınar'ı arayalım, onunla konuş. Doğru. Arayalım da hemen seni kurtarmaya gelsin, değil mi? Sen beni aptal mı zannediyorsun? Hayır, öyle söylemek istemedim. Ama bak, bu yaptığını hiç kazanamazsın Çınar'ı. Artık kimse kazanmayacak. Artık herkes kaybedecek.
Dinliyorum Arif Bey. Arkadaşlar bir ize rastlamış Çınar Bey. Neredeymiş? Telefon sinyali Bahçeköy yolu üzerinde yeşil alandaki baz istasyonundan kayda geçmiş. Geniş bir alan veriyorlar ama sinyal netleşince tam yeri tespit ediyor. Peki tam yeri tespit olunca bana haber verin. Ben yola çıkıyorum. Bence siz hiç müdahale olmayın Çınar Bey. Polis ekipleri gereğini yapar. Siz karışmayın Arif Bey. Bana bir şey olmaz. Merak etmeyin. Ne oluyor? Yakından bir yerden sinyal tespit etmişler. Tam yeri belli olunca bana haber vereceklermiş. Hadi Kerem çıkalım biz. Ben de geliyorum. Anne sen gelme. Saçmalama Kerem. Oğlum. Oğlum dikkatli ol oğlum. Allah'ım sen koru, gözet Allah. Of dayıcım ya, of ya. Vallahi bizden geçmiş. Bangır bangır kafam şişti ha. Ay dayı biz çok eğlendik bir kere. Neyle eğlendiniz? Acayip acayip müzikler. Sözler desen söz değil. Hayır bir anlamı olsa ben de söyleyeceğim onları. Ha, annem de bilmiyordu sözleri ama gayet eğlendi değil mi anne? Uğraşma benim kızımla ben çok eğlendim. Bak buraya koydum gördün mü senin için yaptım. Ben de bak ayaklarım. Şöyle... Keşke Toprak abla da gelseydi ya. Şöyle değiştirdim. Ay ben çok yoruldum. Toprak abla nerede? Tuvalettedir. Işığı yanmıyor dayı. Ha. Uyumuştur o zaman. Televizyon açık. Bakayım odasında mı? Burada yok. Mutfakta da yok, çayın altı açık. Dur anlarız şimdi. Bekle arabada. İn aşağı. Yürü dedim. Yürü. Evde bulamayınca acaba size mi geldi dedim Melahat Hanım. Rahatsız ettim gece gece Melahat Hanım. İyi geceler. Yok kesin doğum başladı abla. Oğlum doğum başlar mı? Daha çok var doğuma. Sancılası haber verirdi. Belki aradı görmedik. Aramamış. Aslı dayıcığım bir pastaneye bakar mısın? Belki canı tatlı falan çekmiştir ha. Tamam. Pastanenin ışıkları sönüktü. Aslı şimdi duyup telaşlanmasın diye söyledim. Ben karakola gidiyorum. Bana da haber ver mutlaka. Sen de aklına gelen herkesi ara, tamam mı? Tamam. Tam yeri orası yani, öyle mi? Evet. Bahçeköy'de yeşil bir alan. Ne var orada tam olarak bilmiyorum ama... Ben biliyorum. Ben biliyorum. Hatırladın mı burayı?
Yeşim yapma ne olur. Ben de sana aynen böyle söylemiştim. Ne olur yapma demiştim. Ne olur ayırma bizi demiştim. Hiç beni umursamadan tam da burada belki de seni o gün öldürebilseydim bunların hiçbirisi yaşanmazdı. Ama bugün sana söz veriyorum. Gecikmeli de olsa bu iş burada bitecek. Yeşim ne olur yapma. Ne olur. Hiç boşuna heveslenme. Seni kimse elimden alamayacak. Yeşim yapma ne olur. Sen benim hayatımı mahvettin. Sen olmasaydın Çınar hala benim olacaktı. Onu ilk ben gördüm. İlk ben aşık oldum ona. Ama senin yüzünden Çınar'ı kaybettim. Hayatımdaki her şeyi senin yüzünden kaybettim. Ve ben sadece acı çektim. Ama artık bütün bunlar bitecek. Yeşim ne olur. Ne olur yalvarırım yapma. Bebeğim acı ne olur. Bana yalvarma toprak. Benim bebeğim acımıyorsan Çınar belki düşündü. Ben ölürsem o da ölür, yapma. Sana ne benim bebeğimden? Aç silahını! Yeşim yapma ne olur. Aç silahını dedim sana. Aç silahını dedim sana.
yapmıyor. Sadece ölümünü hızlandırmış olursunuz. Anne! Delirdin mi? At silahını! Ne yaptın sen? Anne! Ne yaptın sen? Anne! Anne! Sakın yaklaşmayın! Sakın! Anne! İyisin değil mi? Ha? İyisin değil mi? Ha? İyisin. Anne! Ambulans geliyor. Eriştim. Konuşma. Yorma kendini. Kerem, yaraya bastı. Anne. Zümrüt Hanım. Zümrüt Hanım. Amirim. 48 saat geçmeden kayıp kaydı alamayız diyen dışarıdaki memur. Doğru, kurallar böyle. Birçok vakada kayıp diye panik oluyor aileler ama ertesi gün eve dönüyorlar. İyi de amirim, ben size evdeki durumu daha önce anlattım. Bu işin içinde bir iş var. Bize biraz yardımcı olamaz mısınız? Mecbur bekleyeceksiniz.
Çekil önümden, hadi. Amirim araç ilk sağdan girdi. Var mı? Kurşun neresine ne kadar zarar verdi bakmadan bir şey diyemem ama kanaması çok. Merak etme. Annen güçlü biliyorsun. Bunu atlatacak. Sen de güçlü ol, tamam mı? Hadi hastaneye git. Ben de geliyorum. Tamam. Thank you.
Rauf, amir toplanın dedi. Tamam, geliyorum. Ekipler takipte. Uzun sürmez. İnşallah. Dayanın. Dayan. En az 2 ünite ARH negatif kan gerekiyor. Hemen hastaneye bildirin. Anne. Anne. Doktor bey. Bir şeyler yap. Sildiğim için var. Çok kötüydü. İyileşecek, merak etme. İyi olacak. Polisi illaki bekleyeceksiniz diyor. Hay Allah'ım. Hayır, sahile de baktım. Hiçbir yerde yok ki. Ne yapacağız Ahmet? Nereye gider ki? Vallahi abla, aklıma bir şey geliyor ama. Sana bir şey olsaydı Yeşim'e ne yapardım bilmiyorum. Ben de kabahat. Yeşim'le hiç gitmemeliydim. Karnına silah dayamış Toprak. Ne yapabilirdin ki? Gitmeyecektim işte. Ben ilk başta ciddi olduğuna inanmadım zaten. Sadece korkutmak istediğini düşündüm. Bir şekilde ikna ederim dedim. Ama ciddiymiş. Yeşim nasıl bu hale geldi? Nasıl delirdi öyle? Ben de bilmiyorum. Ama çok kızgınım ona. Ben değilim. Sadece acıyorum Yeşim'e. Kendine yaptıkları, etrafına yaşattıkları. Çok yazık. Efendim. Ahmet ben. Efendim. Toprak evde yok Çınar. Acaba haberin var mı? Seni aradı mı?
Bir saniye. Ahmet. Ahmet. Toprak. Toprak, ne işin var orada? Neredesin? Meraktan öldük. Hayırdır güzelim? Yolda mı kaldın? Ha, anladım. Pazarlık yapacağız. Evet, pazarlık yapacağız. İn bakalım. İn hadi. Bir dakika, ne oluyor? İn dedim. Sakin ol. Sakin ol. Cep telefonunu ver. Al şunu. Telefonu dedim. Kurtulacak annem değil mi? Elimizden geleni yapacağız. Korkmuşsunuz tabii. Tansiyonunuz biraz yükselmiş. Korkulacak bir şey yok. Bebeğiniz de gayet iyi. Eşiniz biraz dinlensin. Daha sonra gidebilirsiniz. Ben bir Kerem'e bakayım. Sana da su getireyim. Anlıyorum. Ben sizi gelişmelerden haberdar edeceğim. Tamam, teşekkür ederim. Ha, Kerem gel. Gel bak, bu bey merkezden komiser dedektif Halis. Kerem, Yeşim'in kardeşi. Geçmiş olsun Kerem Bey. Geçmiş olsun. Annenizi ameliyata almışlar. Sağ olun. Çok sürmez dedi hemşire.
Merak etme, iyi geçecek. Halis Bey burada sürekli bizle olacak. Gelişmelerden bizi haberdar edecek. Ablanız yaralı olduğu için çevre hastanelere haber verildi. Kısa sürede haber çıkacaktır. Anlıyorum. Merak etme, her şey düzelecek. Güçlü ol biraz. Geçecek hepsi. Toprak. İyi misin? İyiyim, merak etme. Bebek de iyi mi? Ya siz nasıl insanlarsınız ha? Ahmet dur. Karına sahip çıksana arkadaşım. Bir evimi basıp toprağa kaçırmadığı kalmıştı. Ahmet, Çınar'ın bir suçu yok. Haklısın. Çok ileri gitti. Bunun ilerisi gerisi mi kaldı? Ya toprağa bir şey olsaydı? Ya bebeğe bir şey olsaydı? Bak, seni de anlıyorum. Olanlar için üzgünüm. Üzgünmüş. Ahmet tamam, yok bir şey, sakin. Tamam hadi gidelim. Gidemem ben. Anlamadım. Zümrüt Hanım hala ameliyathanede. Onun iyi olduğunu öğrenmeden gidemem Ahmet. Bize ne toprak? Ahmet, eğer Zümrüt Hanım o kurşunun önüne geçmeseydi... Kurşun mu? Ne kurşunu toprak? Anneciğim. Kerem. Yeşim nerede? Daha bulunamadı. Bırak bulunmasın da zaten. Biçim konuşuyorsun öyle. O ne yaptığını bilmiyordu. Kim bilir nasıl korkuyordur bebeğim. Boş ver şimdi sen anneciğim. Sen nasılsın? Ağrın var mı? Merak etme. Abi ben biraz hava alayım. İyi tamam kardeşim hadi. Çınar. Nasılmış Zümrüt Hanım? İyiymiş. Kendine gelmiş. Şey, acaba onu görebilir miyim? Bir doktoruna sorayım ben.
Hemen soruyorsanız bir an evvel gidelim. Çok yoruldum bugün. Peki durumu nasılmış? Çınar'la konuştum. İyiymiş ama çok kan kaybetmiş. Oo, kötü. Ama güçlü kadındır Zümrüt Hanım. Bence çabuk toparlar. Reyhan. Abi. Bir şey mi oldu Zümrüt Hanım'a? Angut kuşları doğada tek eşlilik konusunda özel bir yere sahiptirler. Angut kuşu eşi öldükten sonra dahi başka eş kabul etmez. Hayatını yalnız başına geçirir. Ayrıca ölüsünün yasını da tutar ve yırtıcı bir hayvan yaklaşsa bile eşinin başından ayrılmaz. Gözlerini ondan ayırmaz. Halk arasında angut gibi bakmak deyimi de İşte buradan gelmektedir. Ne oldu sana? Vurdu. Çekil, içeri gireceğim. Hop hop. Benim de mi başımı yakacaksın? Bana bak. Hepsi senin yüzünden geldi zaten başıma. Sen o aptal çeneni tutamayıp Çınar'a her şeyi anlattığın için. Şimdi sen de bana yardım edeceksin. Duydun mu? İndir o silahı. Hadi içeri geç. Abi, durum o kadar ciddi değil. Sadece safra kesesi ameliyat olmuş. Necip Bey. Yani benim haddim değil ama siz de çok büyük bir ameliyat geçirdiniz. Böyle kalkıp gitmeniz hiç doğru değil. Bir şeyler döndüğü nazarımdan kaçmadı. Ne zaman Çınar'ı Zümrüt Hanım'ı sorsam bir şeyler uydurup duruyorsun. İkbal Hanım da ortada yok. Hadi gidelim dedim. Vallahi kurşun sıyırıp geçmiş burayı. Tamam. Hadi sar annemi görmeye gideceğim ben. Nasıl sarayım, hemşire miyim ben? Kendin dedin ya hastaneye gideceğim diye, doktora göster işte. Sen beni anlamadın mı gerizekalı? Her şeyi anlattım ya sana, anında enselerler beni diyorum. Ananı nasıl göreceksin o zaman? Gizli gizli, sana ne? Hadi git sar. İyi tamam. İçeriden bir ilaç bir ilaç alıp geleyim. Bana bak. Telefonunu bırak şuraya. Telefonu. Sanki kimi arayacağım? Ben de aptalım çünkü. Gelişme mi var? Eşiniz bir arabayı gasp etmiş. Ne yapmış? Arabayı bulduk ama maalesef terk edilmiş. Kaçmış değil mi? Maalesef. Allah kahretsin.
Affedersiniz. Evet, dinliyorum. Evet. Buyurun girebilirsiniz. Tamam. Ama hastayı fazla yormayalım. Teşekkür ederim. Gel Kerem. Bir çay içelim seninle. Size teşekkür etmek istedim. Eğer siz olmasaydınız belki şimdi ben sizin için yapmadım bunları. Kesici vereyim mi sana? Ben böyle bir şey nasıl yaptım Sıtkı? Nasıl yaptım bunu? Hemen hastaneye gidip annemi görmem lazım. Kerem de açmıyor telefonu. Ne yapacağım bilmiyorum. Nerede bilmiyorum. Nerede, hangi hastanede bilmiyorsun. Kendin de dedin, şimdi orası vıgır vıgır polis kaynıyordur. Gittiğin an enseleler seni. Görmem lazım. Bak, yol yakınken vazgeç bu inadından. Çırpındıkça iyice batacaksın. Teslim ol gitsin. Yok, sen bana akıl vermeyi bırak Şermin'i ara hemen. Ne alaka? Ara dedim, hadi. Şermin niye karıştırıyorsun bu işi? Ara dedim sana Sıtkı, hasretme beni. Yanımda konuş. Alo Sıtkı. Şermin nasılsın? İyiyim. Zor etti. Şermin, bu Zümrüt Hanım başına gelenleri duydum da ben. Nasıl durumu? Haberin var mı? Durumu iyi. Ameliyattan çıkmış, öyle söylediler.
Hangi hastanedeymiş peki? Eğitim hastanesinde. Sıtkı sen nereden duydun? Yani haberleri falan mı çıktı? Yok, ben öyle bir yerden duydum işte. Neyse, gece gece seni de rahatsız ettim, kusura bakma. Yok, hayır, önemli değil. Hadi ben kapatıyorum, iyi geceler. Sana da iyi geceler. Biz gidiyoruz. Ahmet arabayı almaya gitti. Öyle mi? Ben de sana hoşça kal demek istedim. Her şey için özür dilerim. Beni ne yapacaksın? Sen götüreceksin beni. Yürü. Baba, senin ne işin var burada? Her şeyden haberim var oğlum. Hemen Zümrüt Hanım'ı görmek istiyorum. Bu koridorda, en sondaki oda. Sen iyi misin? Gayet iyiyim. Zümrüt Hanım'ı görünce daha iyi olacağım. Ameliyattan çıkmış adamı niye getiriyorsunuz buraya? Hayat, biz konuşurken duymuş. Sıkıştırınca da anlatmak zorunda kaldık. Hem zaten dünden beri şüpheleniyormuş. Durduramadık, ne yapalım Çınar? Ya nasıl saklayacaktınız ki? Er ya da geç öğrenecekti her şeyi.
Zümrüt Hanım. Nasıl korktun duyunca? Olanları öğrendiniz demek. Eşimin yaptıklarını. Her şeyi biliyorum. İyi ki geldiniz. Ben çok korkuyorum Ece Bey. Ağlamayın ne olur. Eşime ne yapacaklar? Bulunacak efendim. Size söz, hiç merak etmeyin. Siz iyisiniz değil mi? Ameliyatlısınız. Yorulmamanız gerekiyor. Ben yeterince dinlendim efendim. Şimdi mühim olan sizsiniz. Bu musibeti birlikte atlatacağız. Papatya çayınız. Oraya bırakıver kızım. Yeşim Hanım'dan bir haber var mı hanımım? Bulamamışlar daha. Ya Zümrüt Hanım? O da ameliyattan yeni çıkmış. Allah şifa versin. Kim bilir hali nicedir. Kızını dövmeyen dizini döver tabii. Efendim yenge. Nasılsınız kızım? Necip Bey nasıl? Uyuyor. İyi. Bana bak, ağrısı sancısı falan yok değil mi yavrum? Yok yenge, gayet iyi. Merak etme. Aman aman olmasın. Selamımı söylersin Reyhan. Akıl alacak gibi değil. Tez zamanda bulunur inşallah. Polis elinden geleni yapıyor baba. Baba, ben eve geçeyim diyorum. Annem çocuklar yalnız kaldı. Şimdi Lale uyanırsa anne de uyutmaz onları. Tamam evladım. Sen de gelsen benimle. Yoksa aklım sende kalacak. Sen git oğlum. Maazallah bir şey olursa emin ellerdeyim ben. İyi peki, bari ben senin odana ayarlayayım. Ben hallederim oğlum. Sen çocuklarının yanına git. Peki. Bir durum olursa haberleşiriz. Telefonumu ver. Vermeyeceğim. Ama bana bak. Eğer ağzını açacak olursan bana yataklık ettiğin için seni de şikayet ederim, haberin olsun. Thank you.
Sen iyisin ya. Düşünme artık, geçti gitti. Nasıl düşünmeyeyim abla? Toprak, yaşadıkların olacak şey değil. Neyse, çok şükür sen de iyisin, bebek de iyi. Gerisi boş değil mi? Hadi birazcık uyumaya çalış. Uyu, dinle. İyi geceler. İyi geceler sana da. Bebeğiniz de gayet iyi. Eşiniz biraz dinlensin. Daha sonra gidebilirsiniz. Toprak? Çınar. Nasılsın? Sağ ol, ben iyiyim. Ben seni merak ettim. Buldunuz mu? Yok, daha bulamadılar. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Sen nasılsın, nasıl? İdare ediyorum işte. Toprak. Efendim? Ben olanlar için çok üzgünüm. Kendine de, bebeğine de iyi bak, tamam mı? Olur Çınar. Hoşça kal. Hoşça kal.
Zümrüt taş kremi görmeye gelmiştim de yeğeniyim. Bir alt katta, koridorun sonundaki oda. Teşekkürler. Kahveleriniz hanım. Sağ ol, bu iyi oldu kızım. Afiyet olsun hanım. Ha. Oğlum, şu kızı bir an önce bulsalar da babana bir uğrasan. Hay aradım, Reyhan uyuyor dedi. Ay, iyi ki olanlardan haberdar olmadı. Maazallah yüreğine inerdi vallahi. Of. Hepsi geçecek anneciğim, merak etme. Hepsi geçecek. İnşallah oğlum, inşallah. Oh. Gelmeye kalmadı senin yüzünden. Defol git buradan. Sus. Sus ne olursun. Ben böyle olsun istemedim. Doğru. Senin tek istediğin Çınar'dı. Kendinden başkasını düşünmüyorsun ki. O kadar bencesin ki. Kendi çocuğunu bile kullandı Çınar için. Keşke Lale yerine sen ölseydin. Şimdi bu işler işte. Seni hapse tıksınlar da kurtulalım sende. Nereye gidiyorsun? Annem seni görmek istemiyor. Yalan söylüyorsun. Kadını az daha öldürüyordu. Daha ne bekliyorsun? Ben böyle bir şey yapmak istememiştim. İnanmıyorum Yeşim. Duymak da istemiyorum. Eşim, kaçma eşim. Halis Bey. Efendim Kerem. Yeşim buradaydı. Ne? Annemi görmeye gelmiş. Atıştık biraz. Sonra da kaçıp gitti. Bütün birimlerin dikkatine. Bütün birimlerin dikkatine. Hastane çıkışları tutulsun. Hastanede yani şimdi öyle mi? Vallahi ben onu oraya bıraktım. Artık kendin mi gidersin, polise mi haber verirsin sana kalmış. Yalnız yeşimin hali hal değildi. Evet, ben çıkıyorum. Anneme söyle beni beklemesin. Nereye gideceğimizi söylemediniz. Sen sadece sür.
Zümrüt Hanım. Kahretsin. Peki çıkmış mı hastaneden ha? Gören olmuş mu? Bilmiyorum abi. Hastaneyi didik didik arıyorlar hala. İyi tamam geliyorum. Siz yarı durulur mu abla? Dur. Keşke yerine sen ölseydin. Hastasın sen. Senin şu haline bakınca içim acıyor. Bitti. Her şey bitti. Artık sana da yalanlarına da tahammülüm yok. Bu evden defolup gideceksin.
Ben taksi şoförüyüm de Şile yolunda ilerlerken yolcum indi. Uçurum kenarında öylece duruyor. Aklı pek başına değil gibi. Bırakıp gidemedim de. Nereye kaybolur? Aklım almıyor ya. Amirim bakar mısınız? Bir saniye. Ablanızın yeri bulunmuş. Kesin mi? Evet, Eşkali ablanıza uyuyor. Hemen gidelim. Ne oldu Kerem, bir şey mi oldu? Eşim bulundu abi. Şile'de kayalıkların oradaymış. Ne işi varmış orada? Orası uçurum. Biliyorum abi. Allah kahretsin. Yeşim! Yapma Yeşim!
Bırak! Yeşim! Yapma! Yeşim! Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum.